Bu hafta Kastamonu'dan sesleniyoruz. Şu anda çiftçinin evindeyiz efendim. Kastamonu Ziraat Odası Başkanı Mehmet Butur Beyefendi ile Kastamonu'da tarımı ve hayvancılığı konuşacağız. Başkanım hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ediyorum. Siz de Kastamonu'muza hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Kastamonu'da 10 bin civarında çiftçimiz var, üyemiz var. Bunun 6-7 bin çiftçimiz aktif çiftçilik yapan üyemiz. Ziraat Odası bünyemizde 6 tane tarım danışmanımız, mühendisimiz var. Tarım danışmanlığı yapıyorlar. Çiftçilerimizle bilgilendiriyorlar. Arazide çalışma yapıyorlar. Bir de aşağıda satış mağazamız var. Çiftçilerimizin işte bazı ürünlerini karşılamak için ilaç gibi, efendim küçük makine grupları gibi orada da yine ziraat mühendisimiz var. Örneğin bir çiftçimizin ürünü hastalandığı zaman o ürününden bir örnek getiriyor, gösteriyor. Onun ilacı neyse yani aile hekimi gibi düşünün. Böyle bir hizmet veriyoruz. Kastamonu dağınık bir coğrafya biliyorsunuz. Tabii kolay değil. 178 köyümüz var merkezde. 1060 civarında ilde tamamı köylerimiz var. Yerleşim yerlerimiz var. Kastamonu bir tahıl ambarı değil. Yani arazisinin %65'i ormanlarla kaplı. %35'i de engebeli arazi biliyorsunuz. Yani buralarda tarım yapmak hakikaten kolay değil. Ama bazı ürünlerimiz var. Biz ulusal bazda marka olmuş ürünlerimiz var. Bunda bir avantajımız var tabii. Mesela sarımsağımız var. Taşköprü'nün sarımsağı var. Yeni yeni bu siyez, bulgurumuz siyez öne çıktı. İhsan Gazi ve bazı ilçelerimizde var. Siyez bulgur da marka olmaya başladı. Ulusal bazda ses getiriyor artık. Hayvancılıkta çok iyi noktadayız. Simentel ırkı çok yaygın Bünyamin Bey Kastamonu'da. Yani Türkiye'nin her tarafına simentel ırkı damızlık gönderiyoruz. Ülke olarak eksiklerimiz var. Mesela süt de istediğimiz rakamı yakalayamadık. Fiyatlar düşük. Önceki Tarım Bakanımız açıkladı. En az sütün litre fiyatı 1 lira 200 kuruş olması, 250 kuruş olması lazım dedi. Ama maalesef 700 kuruştan, 800 kuruştan kırsaldaki çiftçilerimizin eline para geçiyor. Süt parası geçiyor. Yani yarım litre su parasına biz 1 litre süt satıyoruz. Evet. Böyle yerlerimiz de var. 2016 yılı Kastamonu üretici açısından nasıl geçti? 2017'deyiz. Şu anda yılın yarısını da devirdik. Şu andaki durumu biraz öğrenmek istiyorum sizden. Evet. Geçen sene Kastamonu'da bir afet yaşadık. Bu Kastamonu'dan Taşköprü istikametinde 25 köyümüzde aşağı yukarı hemen hemen zebze üreten bir köyümüzde yine bu mevsimlerdeydi. Yani zebzenin daha pazara yeni çıkacağı zamanlarda bir afet yaşadık. Yani vatandaşın ürettiği ürünler yerle bir oldu. Vatandaş çok mağdur oldu. Bu noktada sürekli biz Tarsim sigortasını öne çıkartmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın sigorta yaptırması için bir gayret gösteriyoruz. Bunu anlatıyoruz. Kastamonu biraz daha sigortasını, ürünü sigorta yaptırmada biraz daha geride mi bilmiyorum. Ama son zamanlarda yaptırmaya başladı. Bu çok önemli. Yani bir yıl emek veriyorsunuz. Ondan sonra Allah korusun bir afet oluyor. Bir yıllık ürününüz bir anda gidiyor. Yani bu çok önemli. Çiftçimiz mutlaka ürününü sigorta yaptırması lazım. Uzun bir emek veriyor, bir yıl emek veriyor. Tam onun hasadı başında bir afet oluyor, yazık oluyor. Yani çiftçimizin emeği heba oluyor. Artık tarım da yapsanız, hayvancılık da yapsanız, ne yaparsanız yapın, çok güzel yapmak zorundayız. Kaliteli yapmak zorundayız. Mesela pazarlara gidiyoruz. Zaman zaman sizler de gidiyorsunuz. 3000 liraya da buzağı var. 6000 liraya da buzağı var. Evet. Yani aynı emeği veriyorsunuz ama iki katı, üç katına da satabiliyorsunuz. Ne iş yaparsanız yapın, kaliteli yapmak zorundayız. Geçenlerde bir önceki Tarım Bakanımızın bir açıklaması oldu. Bana göre yanlış bir açıklamaydı. Zamanlama olarak yanlış. Damızlık düvelerin kurban edilmesi yasağıyla alakalı. Yani buna bir kriter getirilmedi. Bir kez zamanlama olarak en az bunu bir yıl öncesinden açıklama yapılmalı ki vatandaş ona göre tedbirini almalı. İşte kurbana besleyecekse kurbana beslemez. Diğer bir konu artık bu hayvanların soy kütüğü var biliyorsunuz. Hangi hayvanın ırkı ne? Bunu tarım il ilçe müdürlüklerinde belli bu. Mesela yerli ırkların önü açılmalı. Kültür ırkı korunmalı. Yerli ırkı kurban edilebilmeli. Diğer bir konu bu da çok önemli. Vatandaşlarımız bunu çok bilmiyor. Siz aracılığınızda bilmiş olsun hem. Mesela damızlık ırkı kültür ırkı da olsa mesela o hayvan gebe olmayabiliyor. Bir arızası varsa, bir rahatsızlığı varsa veteriner raporuyla o da kurban edilebiliyor. Ben bütün vatandaşlarımın huzurlu, bol, kazançlı bir kurban bayramı olmasını üreticilerimizin diliyorum.
işlerimiz devam ediyor. Şu anda Damızlık Üreticili Birliği'ndeyiz. Damızlık Üreticili Birliği Başkanı Osman Şekercioğlu beyefendiyle Kastamonu'da hayvancılık konuşacağız efendim. Başkanım hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Siz hoş geldiniz Kastamonu'muza. Kastamonu ekonomisini ayak tutan yerlerden birisi hayvan pazarı. Simentel ülkeyle ilgili Kastamonu epey bir yol kat etti. Yani daha doğrusu evet. Simentel bu bölgeyi artık sevdi, alıştı diyelim. Bununla ilgili biraz görüşünüzü alalım. Dediğiniz gibi Simentel'de Türkiye'nin merkezi durumunda artık buradan 60 ile geçen sene Simentel ırkı damızlık hayvan sevk edildi. Çok büyük potansiyelimiz var. Yani gerçekten de artık Avrupa'yı aratmayacak şekilde düvelerimiz mevcut. Dişi hayvanlarla ilgili daha doğrusu kesimlerle ilgili neler düşüneceksiniz? Bakan Bey'in açıklamaları oldu. Zamansız bir açıklama yaptı. Kurbandan sonra yapılsaydı hiçbir endişe yaratmayacaktı. Kurbanlık olarak düve besleyen yetiştiricilerimizi bu endişeye sevk etti. Bir müddet sonra açıklama yaptı televizyonda. Dedi ki veteriner raporu olan düveler de kesilebilir. Zaten bu böyleydi bu zamana kadar. Bundan sonra da böyle olacak. Kurbanlık düve yetiştiricilerinin endişeye gerek yok. Evet. Yine düvelerini satacaklar. Ne olacak efendim? Veteriner raporu alacaklar. Efendim de bildiğim kadarıyla şu anda Kastamonu bölgesinde TGA'dakinin epey bir yatırımları oluyor diyor. Teşvikleri var. Bunlarla ilgili biraz konuşalım. Sütle ilgili özellikle. Sağ olsun TGA'daki sayesinde işletmelerimizi modern hale getiriyoruz. Şahsen benim de projem kabul edildi. Benim gibi 19 hayvan yetiştiricisinin projesi kabul edildi. Süt ağırlıklı. Peki burada Simentel mi tercihimiz? Bunu bir konuşalım. Damızlık Birliği Başkanı olarak tercihim maalesef Holstein'den yana. Yani et verimi, süt verimi, onun da et verimi az değil yani. Bana evet. Göre Simentel'den az değil. Hem de günlük bir gelir sütü var. Burada önemli olmazsa olmazlar nelerdir? Bu gibi çiftlik kurumlarında 20 başlı, 10 başlı, 50 başlı, 100 başlı. Bu işi bilenin yapması lazım. İşi bilmiyorsa bana göre hiç bu işe girmemeli. Yani hayvanla konuşabilen kişiler, hayvanın dilinden anlayan kişiler eğer işletme yaparsa o işletmede zarar diye bir şey olmaz. Dışarıdan ithal gelen hayvanlarla ilgili doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu sizin bir görüşünüzü alın. Bana sorarsanız ülkemizin hayvan ihtiyacı yok. Bazı yerlerde yerli hayvanların çoğunlukta olan yerlerde dışarıdan ithal alınmada fayda var diye düşünüyoruz. Hayvanlarını bugünün fiyatı güzel bir fiyat satsınlar, stoka gerek yok. Bu ülkemiz içinde doğru değil, vatandaşın kendi içinde doğru değil. Devletimiz gerekli tedbir alıyor. İleride bu daha çok para edecek diye satmazsan bu zararını görürsün. Elindeki hayvanı kesime geldiği zaman herkes için geçerli zamanında kestirmek lazım. Kurbanların da ben öyle sanıyorum ki geçen seneki fiyatla aynı olacak, belki daha düşecek. Bu hafta hayvan pazarımızda kurbanlıkların bayağı geri geldiğini söylediler. Artık satmak lazım. Evet. Elinde hayvanı varsa üreticinin bugünün fiyatı güzel fiyat satsın diye düşünüyoruz. Ben efendim buradan Kastamonu hayvan yetiştiricilerinin, Türkiye genelindeki hayvancılıkla uğraşanların ve bütün vatandaşların kurban bayramını kutluyor. Efendim daha güzel günlerin, barış içinde günlerin gelmesini temenni ediyor. Tekrar geldiğiniz için teşekkür ederiz. Her zaman için kapımız sizlere açık, bekleriz. Evet efendim, merkeze bağlı İnceboğaz köyündeyiz. Mehmet Bey ile şu anda Kastamonu bölgesinde ilk defa denenen kinoa tarlasındayız şu anda. Evet Mehmet Bey, gördüğüm kadarıyla da zaten şu anda hasat yaklaşıyor burada. Yaklaşık 30 günümüz var diye tahmin ediyoruz. Evet, ben de ilk defa böyle bir araziye geliyorum kinoa ile ilgili. Enteresan bir ürün.
Yani siz daha iyi biliyorsunuz, bu konunun uzmanısınız. Estağfurullah, henüz uzman değiliz. İşte ben de ilk yıl ektim. Yani bunu uzun arayışlardan sonra işte böyle bir alternatif bitki tespit ettik. Diğer ürünlerle ihtiyacımız olan geliri elde etme şansımız yok. Hep bir arayış içindeyiz. İşte bu sırada da bu kinoa bitkisine rastladık ve ektik. Yani ilk yıl olmasına rağmen tabii tecrübelerim yok ama yani şu anki görüntüye bakılırsa bu bitki bu bölgede yetişebileceğini düşünüyorum. Türkiye'nin diğer illerindeki işte yetiştirilen kinoalarla mukayese ettiğimizde de oralardan bir adım daha önde olduğunu, en azından mesela boy olarak konuşursak 30-40 santim daha fazla Kastamonu'da boylandığını söyleyebilirim. Daha ne verimi için bir şey söyleme şansım yok. Ancak işte bunun 200 kilo ile 400 kiloya kadar verimi değiştiği söyleniyor. Bizim arazimizde ne verimi olacağını tabii şu an söyleyemiyorum. Piyasa fiyatlarının da 2,5-3 lira civarında olduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla biz burada yani ortalama rakamları yakalayabilirsek bile gerek fiyat gerek verim olarak işte bir hububata göre bir pancara göre çok daha verimli bir bitki yetiştirmiş olacağımızı düşünüyorum. Ama bu tabii tamamen verime ve ürünü sattığımız fiyata bağlı olarak değişecek. Evet, inşallah Hazat'ta da burada oluruz. Hazat'ı da buradan Toprak TV ekranlarında bütün Türkiye'ye duyururuz. Çünkü Kastamonu için farklı bir ürün. İnşallah burada sizin vesilenizle de bu ürün burada tutar. İnşallah. Siz de vesile inşallah olursunuz. Önümüzdeki senelerde de Kastamonu çiftçisi kinoayı burada ekmeye başlar. İnşallah. Yani bu kinoadan şöyle de bahsediliyor. Abartılı mıdır bilemiyorum. Yani işte önümüzdeki 50 yıllık, 100 yıllık süre içerisinde dünyada işte gıda eksikliği çekileceği konuşuluyor. Bu kinoanın da ihtiyacı gidereceği iddia ediliyor. Çünkü protein oranının çok yüksek olduğu söyleniyor. Diyabet gibi, çölyak gibi bir takım hastalıklara iyi geldiği ifade ediliyor. Ayrıca işte dünyanın belli başlı problemlerinden olan obeziteyi önleyeceği gene savunuluyor. Bir de bildiğim kadarıyla gluten bunda hiç yok gibi bir şey. Gluten hayır, hiç yok. Sıfır. Yani dolayısıyla çölyak hastalarının için yani onların kullanabileceği bir iki çeşit bitkiden birisi. Şu anda bulunduğumuz arazide bir ekimimiz var. Bir karşı arazilerde var. Toplamda ne kadar bir alana ektik? Toplamda 200 dönüm. 200 arazide dönüm. Ektik. Evet. 200 dönümde. Abi ben inşallah hasatta geliriz burada. Memnuniyetle, başımızın üstüne. Efendim, Kastamonu'da ziyaretlerimiz devam ediyor. Şu anda Hacı Mahmutoğulları'ndayız. Devlet bayisi kendileri, Kastamonu ve bölge bayisi. Yanımızda Murat Mahmutoğlu ile beraberiz. Murat Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. Sizler de hoş geldiniz Kastamonu'ya. Ben Murat Mahmutoğlu. Hacı Mahmutoğulları firmasının ortağıyım. Kastamonu'da Devlet Same traktörleri bayiliğini yapıyoruz. Aynı zamanda otomotiv üzerinde boşkar servisliğini sürdürüyoruz. Tarım hayvancılıkla uğraşıyoruz. Babamla beraber 35 yıldan beri bu sektörlerin içerisindeyiz. Biraz Kastamonu'yu sizden şöyle bir dinleyelim. Kastamonu tarım hayvancılıkla ilgili. Kastamonu tarım hayvancılıkla beslenen bir il. Çok sayıda ilçemiz ve ilçelerimizde değişkenlik gösteren tarım ürünlerimiz var. Tarım ürünü yelpazesi geniş. İşte Tosya bölgemizde pirinç, çeltik, Taşköprü bölgemizde yoğun sarımsak, zaten bunu tüm Türkiye biliyor. Türkiye'nin en kaliteli, belki de dünyanın en kaliteli sarımsağı bizim bu yöremizde yetişiyor. Burada Kastamonu çiftçisi tarımsal teknolojiyi takip ediyor mu? Sizde sonuçta burada traktör bayiliğimiz var, zirai aletler bayiliğimiz var. Bununla ilgili görüşlerinizi alalım. Bizim çiftçimiz imkanları doğrultusunda teknolojiyi ciddi anlamda takip ederler. Yani burada çok geniş yüz ölçümüne sahip tarım alanları yok. İşte Konya gibi, Çorum gibi. Ama kendi kapasitelerine göre teknolojiyi takip ederler. Traktörde olsun, yeni çıkan tarlayı işleyecek ekipmanlarda olsun, hayvanlarla alakalı ilaçlamadır, yem karma makinesi dediğimiz ürünlerle olsun teknolojiyi takip ederler. Burada şu anda Kastamonu ve bölge Devuz bayisiyiz. Evet. Biraz da bayiliğimiz hakkında konuşalım isterseniz. Biz 2013 yılında bu işe başladık. Kendimize çiftlik yapmak için biz yola çıktık. TKDK'dan projeyi hazırlayıp çiftlik yapmak için yola çıktık. O esnada traktör almamız gerekti ve biz traktör markalarını araştırırken karşımıza Deus çıktı. İyi olduğunu, yakıtının düşük olduğunu, sağlam olduğunu, zaten Alman markası, Alman İtalyan ortaklığı bir firma. Sonrasında yetkililerle görüştüğümüzde bize bu işin bayiliği nasip oldu. İşin de içinde olduğumuzdan bir de neden olmasın dedik. 2013 yılının
Ağustos ayında biz bayi olduk. İşte o günden bugüne devam ettiriyoruz. Allah'a şükür iyi. Çiftçimiz beğeniyor. Müşterilerimiz memnun. Biz de elimizden geldiğince satış sonrası hizmetleri sunmaya çalışıyoruz. Yedek parça olsun, servis olsun. Zaten bu gibi bayiliklerde en önemli aranan kıstas yedek parça ve servis. Tabii. Yani şimdi satmak problem değil. Bir şekilde satılıyor ama sonrasında bunun hizmetini vermek, yedek parça, servis, anında çözüm bulabilmek, kullanıcıyı fazla yormadan işini halletmek önemli. Bu doğrultuda da artık taşlar yerine oturdu. İlk başlarda sıkıntılar çektik ama şu an Allah'a şükür Devrekhane, Taşköprü, Kastamonu Merkez, Boyabat, Ayancık gibi ilçelerimizde ve komşu il ilçelerinde 5 tane servisimiz var. Bizim de aynı zamanda gezici servis hizmetimiz var. Bu şekilde hizmet veriyoruz. Evet Murat kardeşim, geçen seneden biraz bahsedelim. Geçen sene firmamız açısından nasıl geçti? Geçen yıl ilk 6 ay çok iyiydi. İlk 6 ay satışlar bir önceki seneye göre artarak devam etti. Ama malum ülkemizin başına gelen 15 Temmuz olayı tüm ülkeyi tedirgin ettiği gibi bu bölgedeki çiftçileri de tedirgin etti. Biraz piyasada kırılma oldu. Genel anlamda seneyi iyi geçirdik. Evet şu anda 2020'deyiz. Yarı dönemi bitti. Hasat zamanı şu anda Kastamonu bölgesinde. Şu andaki konsepte baktığımız zaman konjektte nasıl bir görüntü var? Alışveriş açısından. Valla bu sene itibari, sene başından beri bir durgunluk var. Traktör sektöründe özellikle. Ürünler belli meblağlarda. İnsanlar borçlanmaktan biraz kaçınıyorlar. Diğer sektörlerde de var bu durgunluk. Tabii. Ama bundan sonra açılacağını düşünüyoruz. Şu an hasat bitti. İşte sarımsak hasatı tamamlandı. Önümüzde Allah nasip ederse ayın 17'sinde başlayacak Taşköprü Sarımsak Festivalimiz var. Evet. Buradan da tüm çiftçilerimizi, komşu il ilçe çiftçilerimizi bekliyoruz. Gelsinler, orada güzel etkinlikler, tarım fuarı havasında böyle yaygın ekipman, traktör modelleri, bizimle beraber yaklaşık 8-10 tane markanın daha katılacağı ciddi bir fuar düzenleniyor. Aynı zamanda ünlü sanatçıların katılacağı konserlerimiz oluyor. Buradan da tüm çiftçileri bekliyoruz. Halkımızı bekliyoruz. Evet kardeşim, gördüğüm kadarıyla bu sene 2017 yeni modellerle İstanbul'da. Evet. Şu anda vitrinlere yeni modellere işte bunlar hakkında biraz sizden bilgi alalım. İşte bu sene başı itibariyle tüm seride yeni modele geçiş yapıldı. Eski modellerimiz de devam ediyor. Deus modelinde 4000 serisi, 4000 E serisi, 4055, 80'e kadar devam eden bir serimiz var. Same modelimizde de Dorado 50'den başlayarak 80'e kadar devam eden bir ürün yelpazemiz var. Bu traktörlerimizde bizim markanın önceden karşılık veremediği özellikler mevcut. İşte çiftçilerimizden çok istediği bizim platform kabin dediğimiz olayımız yoktu. Taban düz değildi. Platform kabin gerçekleştirildi. Ondan sonra bütün serilerde levye dediğimiz ileri geri shuttle uygulandı. Aynı zamanda 50 beygir üstündeki modellerimizde buçuklu şanzıman, ZF şanzıman dediğimiz şanzıman uygulandı. Hidrolik sisteminde yardımcı pistonlarımız var. 55 serimizden itibaren başlayan klima özelliğimiz var. 55'ten sonraki modellerimizde interkol yoktu bizim. Interkol modeli bütün modellerimizde şu anda mevcut. Sonrasında ayarlanabilir direksiyon, daha böyle lüks iç dizaynımız var. Yani çiftçinin istediği her şey şu an bizim modellerimizde mevcut. Yani aşağı yukarı araba konforu var. Tabii. Araba konforuna sahip. Kastamonu çiftçisinin tercih ettiği özelliklerde şu anda hangileri daha çok revaçlı Kastamonu'da? Şimdi bizim bu bölgemizde başta söyledik ya, tarlalarımız küçük. Burada en yaygın olan 50 ile 80 beygir arasındaki traktörlerimiz. 90 ve 120 arası da satış oluyor ama nedir bu? Pazarın %5'ini %10'unu kapsamaz. Evet. Genelde 50 ile 80 beygir arasındaki modellerimiz burada. Sadece bizim için değil, diğer markalarda da bu modeller yaygındır. Bu sene yeniliklerimiz var Hacı Mahmutoğulları'nda. Bunlarla ilgili biraz bilgi verelim. Farklı bayiliklerimiz var. Bu zamana kadar ekipman işine çok yaklaşmamıştık, girmemiştik. Ama çiftçilerden gelen talepler üzerine, birkaç da iyi markayla görüşmemiz üzerine ekipman bayiliği aldık birkaç firmayla. İşte Doğanlar marka pulluk bayiliği aldık. Ciddi bir firma, güvenilir bir firma. Elibol markasının balya makinesi, yem karma makinesi bayiliği. Özyeşil Yurt firmasının yine yem karma, işte kepçe vesaire ürünleri var. Katı gübre, sıvı gübre tankları, onların bayiliği. Ondan sonra Öziştar diye bir firmamız var. Mibzer, gazayağı, merdane, kepçe gibi ürünleri var.
Bunların bayiliğini aldık. Bunlar ilk Taşköprü Festivali'nde görücüye çıkacak inşallah. Direkt orada Bismillah demiş olacağız. Evet. Murat kardeşim inşallah festivalde de yine beraberiz. Peki şu anda yeni sezon işte bitmek üzere diyelim. 2018'e yaklaşıyoruz. Hacı Mahmutoğlu olarak farklı daha yatırımlarımız olacak mı bu sektörle ilgili? Bizim yaptığımız işler sürekli kendini yenileyerek ilave olarak devam ediyor. İşte hayvancılık bölümümüz olsun, traktörle ilgili, tarımla ilgili bölümümüz olsun. Bundan sonra biraz hazmetmesi lazım. Bu ekipman işini biraz daha oturuşturmamız lazım. Çiftçilerimize buluşturmamız lazım. Buna biraz emek vermemiz lazım. İleriki boyutlarda nasip diyoruz. Evet, şu an inşallah. Belli bir durum yok. Bir son bir mesajınızı alalım. Bölge halkımıza inşallah hasatlar bereketli olmuştur. Bol kazançlı olur temennisinde bulunmak istiyorum. Konuştuğumuz gibi geçen yıl ciddi bir süreç atlattık ülke olarak. İnşallah böyle bir durumlar tekrar yaşanmaz. Huzur içerisinde, mutluluk, barış içerisinde günlerimiz geçer, yıllarımız geçer diye temenni ediyorum. Taşköprü Festivalimize tekrar herkesi davet ediyorum. Hayırlı iş, bol bereketli hasatlar diliyorum. Evet kardeşim, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, sağ olun. Evet efendim, şu anda Mahmutoğlu Plaza'nın önündeyiz. Murat kardeşimle gezilerimiz devam ediyor. Şu anda devletin yeni yapmış olduğu teşvikler var. Bununla ilgili kendisinden de bilgiler alacağız. Evet Murat kardeşim, aşağıda Deus'daydık. Yine geldik. Evet. Burada servisimizdeyiz. Şu anda da bildiğim kadarıyla Kastamonu'da üreticilerin bilmediği, çiftçilerin bilmediği yeni bir kampanya mı diyelim, teşvik mi diyelim? Evet, devletin dönem dönem böyle destekleri oluyor. Zaten Ziraat Bankası bu işin tamamen peşinde. Şu an yeni açıklanan değişikliklere göre 10 yaşından büyük eski traktörü olan çiftçilerimize, gerçek kullanıcı olanlara Ziraat Bankası 5 yıl olan vadesini 8 yıla çıkarmış durumda. Yani böyle eski traktörünü getirip yerine yeni bir Deutz Same traktör alıp yenilemek isteyen çiftçilerimize Ziraat Bankası çok ciddi destek veriyor. 8 yıl vade, devlet destekli, faiz destekli kredi kullandırabiliyoruz. Bu da buradan çiftçilerimize müjdemiz olsun. Evet, buradan da duyurmuş olalım. Duyurmuş olsun.